Naci görürüm birkaç tweet'ini getireceğim. 44 arkadaşlar. Hani petrol kuyuları konuşuluyor ve insanlar yok canım <laughs> falan diyor ya. Hani burada yapılmıştır, Maraş'ta yapılmıştır, yapılmamıştır biz demiyoruz. Ama dünyada kullanılıyor bu sistemler. Evet. Zaten insan kaynaklı depremlerin 170 tane olmasının sebebi bu. Naci Görün 2022'de attığı tweetler. Arkadaşlar Trakya'nın bir doğalgaz deposu haline getirileceği açıklandı. Birkaç takipçim de bu projenin deprem açısından ne ifade edeceğini sordu. Bu tür, bu tür bu tür depolar dünyada az değil. Doğalgaz buralardaki eski gözenekli gaz veya petrol rezervuarlarını basılarak enjeksiyon depo devam edin. Depolanıyor ve istendiğinde de kullanılıyor. Bu işlemler eski ve yeni sondaj kuyuları vasıtasıyla ...gerçekleştiriliyor. Hem enjeksiyonu hem de çıkarma aşamasında... ...belirli büyüklükte... ...bakın buraya gelin... ...parantez içinde 4, 4 büyüklüğünde... ...yakın gör Ali abi... ...4 büyüklüğünde depremlerin oluşması mümkün. Zaten şu anda da... ...Batı Marmara'da gaz çıkışlarına bağlı... ...çok sayıda... ...depremler oluşuyor. Allah Allah! Bu depremler iki nedene bağlı olarak gelişiyor. Gözenek ortamındaki basınç değişimi... ...ve gözenek elastik stres değişimi... Onun için Trakya'yı gaz deposu haline getirirken gaz depolama alanlarının Marmara Denizi içerisindeki Kuzey Anadolu fay zonunda bir tane daha galiba var değil mi arkadaşlar devamı? Depremler oluşturabileceği, depremleri tetikleyebileceği unutulmamalı. Evet. Ve bu açıdan Trakya'nın sismik özellikleri ve Marmara Denizi tüm ayrıntıları incelen. Bakın hani Naci Görür hocamızı da seviyoruz. Selamlar saygılar kendisine. Profesör doktoru bizim de konuğumuz oldu. Naci Görür 2022'de bunun kullanıldığını söylemiş zaten. Neden şimdi söylenilince linç Cheney'e acaba? Yani bu mümkün demek ki. Yani şimdi aslında Türker Bey programın başına da söyledik. Bu yaşadığımız e, çok uzağa gitmeyelim. Pandemi sürecine bakalım. Pandemi sürecinde anlattığımız konular, bahsettiğimiz kısıtlamalar, ondan sonra gelecek, gelecek çip mevzunda bizi linçlediler mi? Hepsinde tabii. Hepsinde. Yapay gıdayı söyledik linçlediler mi? <laughs> linçlediler. Yapay gıdayı söylediğimizde linç yedik biz. Ama şu anda geldiğimiz süreç ne? Yapay gıdaya gidiyoruz. Bill Gates önderliğinde yapay gıdaya gidiyoruz. Metan gazları denildi. O denildi. Bu denildi. Şimdi, ama... Buyur hocam. Hocam. Petrol alanları, gaz evet. sahaları, termal sahalar. Yani mühendis kimliğimle konuşmam gerekirse. Evet mü mühendis kimliğiniz var. mühendisiyim ben. Bu tür sahalarda... Boşalt yapılan alanların doldurla tekrar. Termallerde dahi böyledir. Yani tweetleri termal, de işte, termal de işte, suyu o bölgeden alıp kullandığınız zaman en azından kullandığınız suyu tekrar aşağı basmanız gerekir. gerekir ki e, pasak denilen su tünelleri vardır yer altında. Hı. Çok sayıda Konya havası da çökmeler oluyor vesaire, evet. vesaire. Depremle ilgili değil ama dolaylı olarak ilgili ve geniş Kelebek'te zaman düşündüğümüz zaman tabii ki ilgili. Okusun. Buradaki alan boşaltıldığı zaman Naci Hocam'ın bahsettiği enjeksiyon sistemi boşaltan alanın tekrar doldurulması. Evet. O sırada Kıymet galiba yürücü. fayda bir oynama oluyor. Evet. Tabii, burada eğer zamanında doldurma ya da e, mühendislik açısından e, yanlış zamanda ya da yanlış e, malzemeyle doldurma yapıldığında ki doldurulmadığında hı hı. genellikle yaşanan problem bu. Burada çökmeler meydana gelir ve... Bu çökmelerle birlikte yine fay hatlarının tetiklenmesi konusu yaşanabilir. Burada geniş bir bakış açısı var. Tabii ki ileriye dönük tedbirler alınması gereken mevzular Trakya ile ilgili de bizim diğer gaz ve petrol sahalarında yaptığımız araştırmalarla ilgili de. Çözümleri, mühendislik çözümleri olan ancak e, gerekli müdahaleler yapılmadığı zaman hakikaten fay hatlarını tetikleyebilecek durumlar bunlar. Hocamız da bu konuda gayet geniş e, vizyonda daha önce yaptığı açıklamaları tekrarlamış. Ki dikkate alınması gereken ve e, harfiyen uygulanması gereken metotlar. Dünyadaki kaynakları, doğal kaynakları çok hızlı tüketiyoruz. <laughs> su da bunun içinde. Yeraltı su seviyeleriyle ilgili de mesela çok fazla su kullanıyoruz. Evet. Ve e, yeri boş kalan e, zeminler oluşuyor. Şimdi bir zemin düşünün. Yerden 300-500 metre aşağıda siz oradaki suyu tamamen çekiyorsunuz. Bunun içerisi su doluyken burada bir kütle olduğu için bir hareket yok. Suyu tamamen boşalttığınızda üzerini değer de yüklerseniz bu yükle birlikte burada e, meydana gelen oturmalarla hem o bölgede çökmeler hem bu bölge için fay hattında tetiklenmeler yaşanması gayet doğal. Doğal diyorsunuz. 74'ü verilen arkadaşlar Hatay'da deprem anındaki parlamalara dair sizden o kadar çok görüntü geliyor ki o anı inceleyin şeklinde. Biz de evet. hocalarımızla beraber e, YouTube'da da bu konuda çok çalışma yapmışlar. Evet. İncelemek isteriz. E, bu donuk karesi mi arkadaşlar? Bir tamamını verin ya da videosu kalsın. Tamam. Evet şöyle bir izleyelim. Bu deprem anı. Son 6.4'lük deprem. Deprem oluyor. Deprem oluyor. Çok deprem oluyor. Evet tam orada. O parlama sırasında biraz geri gelin istiyorsanız biraz geri gelin. Kedi de sağ olsun bizim misafirimiz bizi bu akşam. Hoş geldin. Evet. <laughs> e tam şurada e, ha bak, <laughs> <Tam şurada, gülüyor> e, bak geçti orayı. Onu istersen çubukla gösterelim. gösterelim. Şimdi. gösterelim. mi şimdi. Gösterelim. Buyur hocam. <laughs> i̇stersen sen göster. Gel gel. Belki sonra gösteririz Yok Gö şimdi gösterelim şimdi. Göstersen Bunu geldim. tartışalım. tamam Şu hocam. Evet. Heh. Şurası değil mi? Şunu insanlar çok soruyor. Yani Yukarıdan aşağı mı, aşağıdan yukarı mı burada bir hareket var? Ve o nedir? Nedir hocam o? Yorumunuz nedir Mustafa Hocam, Halkan Hocam? Buna normalde böyle bir teknoloji var. Tor çubukları olarak geçen. Tor. Evet veya tanrının çubukları olarak geçen bir çalışma bu. Evet. Amerika Birleşik Devletleri'nin e, Darpa ile beraber e, silah endüstrisinin yapmış olduğu bir çalışma. Fakat bu çubuklar bu şekilde e, çok fazla deprem yapma yetisine sahip değil. Ne kadar ivme kazanırsa kazansın. Bu çubukların yapabileceği en büyük deprem 4.2'dir. Tor çubuklarının. Öncelikle bunun Öyle mi? Size, Öyle kadar. mi diyorsun hocam? Tor Mesela tor çubuk. Türkiye Uzay Ajansı Başkanı'nın açıkladığı bu muydu? Tor çubukları. Bu, bu, bu. Tor çubukları. Şimdi Az, bu, hocam buradaki açı da sanki bayağı büyük bir ivmeyle geldiğini gösteriyor. Ya hocam bak ne kadar büyük bir ivmeyle gelirse gelsin. Şimdi bunun çıkartabileceği en fazla enerji 22.000 Jül değerde. Normalde böyle bir deprem için bizim... 32 milyar jül enerji ihtiyacımız var. Şu 6.8 miydi burada? 4. 6.4 için bizim 32 milyar jül üzeri bir enerji ihtiyacımız var. Bu tor çubuklarında... Ama hakikaten burada bir boşluk evet. var yani. Neden bir boşluk var? Tor Hani ben hemen tor çubuğu demiyorum hayır, ama... evet Velev ki tor çubuğu, tor çubuğu olarak konuşuyoruz. Tor çubuğu ise bunun en fazla yapabileceği deprem 4.2'dir. Şimdi burada bir şey yapalım, çizgi çekelim. Bu çubuklardan 700 bin ve üzeri aynı hızda aynı noktaya düşerse 8.2 deprem yapabilirsiniz. Bu çubuklardan 700 bin üzeri düşmesi lazım. Bu bilimsel bir araştırma. Hakan Hocam. Şimdi 600-700 metre saniye gibi yani. Bu enteresan bir görüntü tabii. ya yani biz onu fark etmedik ama. Saatte 14.400-15.000 kilometre yakın bir süratle evet. Bir inen bir sistemden bahsediyoruz. Bir kere burada bir etki var. Yani çok gözle görünüyor. Hocam tam etkisi... siz etki yok demiyoruz zaten. Bilmiyorum etki ama var. var. Yani öyle bir de e, önemli bir açıyla geliyor ki 40, 45 direkt. derece gibi. Evet. Çünkü e, en süratli indiği açılar hocamın konusu şey yapmam ama e, e, 35-45 derece açıyla geldiği zaman çok etkili oluyor. Ve bizim uzay ajansının açıkladığı gibi 5 kilometre derinliğe kadar inebiliyor bu titanyum çubuklar. Evet. Eğer burada fayda 7 bir, kilometreydi galiba. Fayda e, Değil mi? yine 5 kilometre civarı. Öyle yaka, pardon 5 5 doğru yakında daha da yakında. olması lazım. Zaten bu depremler çok yukarılarda oldu. Çok. Çok. Yüze yakın. Yani geçen Tacikistan'da olan 25 kilometrede oldu. Bizdekiler hepsi yukarıda. E. Zaten buradan dolayı hareket ediyoruz. Şüpheleniyoruz. Çünkü, özellikle petrol konusu bu yüzden kuyumu. çok gündeme geliyor. Çünkü kuyular da 5-6 kilometreye iniyor. Tabii, tabii tabii tabii. Yani bu seviyede gerçekleşen bir şey tam olarak açısı da evet şudur hocam. diyemiyorum ama 35-40 bir, şey bir açı. Evet. Yani 35 derece gibi bir açı etkili bir açıyla geliyor ve tam deprem anında sanki ee, bir tetiklenme var gibi tam, geliyor bak, var şimdi hocam. Bir tetiklenme zaten. Var gibi şöyle geliyorum. düşünün. Şu. bir kapalı alan veya sızdırmaz bir alana doğal gazı istediğimiz kadar yükleyelim. Herhangi bir kıvılcım olmadığı müddetçe buradaki gaz patlamaz. Ancak çok yüksek sıcağı maruz kalması evet. lazım. Ve bir kıvılcım o doğal gaz tüpünü patlatabilir. Yani çok basit bir örnek bu. Biraz önce ne söyledik? Frekansını çözdüğünüz her şeyi parçalamakta muktedirsinizdir. Yani varsa ben buradan herkese söylüyorum. 3-5 milyon dolar yatırım yapabilecek. Biz böyle bir cihaz geliştirip istedikleri binayı veya havada savunma sistemi olarak bu projeyi ayete geçirebiliriz. Bu kadar açık ve net söylüyorum. E, arkadaşlardan şunu rica edeyim. Belki bunu bu torç çubuklarını bilmeyenler için Türkiye Uzay Ajansı başkanının konuşması vardı değil mi rejide? Onu bir verelim bence. Hani Üniversite ne demek istiyor? Değil mi? Kendi ağzından dinleyelim. E, Türkiye Uzay Ajansı başkanının. Çünkü bu görüntü o kadar çok paylaşıldı ve o kadar atıldı ki biz ilk anda tabi bunu görememiştik. O gece yayın yapıyorduk. E, ama yani tabi açısı itibariyle Peki. hani Türker Bey 45 numaralı videomuzu alabilir işareti var. 45 numaralı videomuzu alabilir miyiz? Bu depremden bir gün önce ABD donanmasının Akdeniz'de yapmış olduğu bir gemi var. Bu. Evet. Evet. Burada, Neresi hocam burası, ha, burası Hatay Yayladağ. Hatay Yayladağ. Burada bu harf olarak bahsettiğimiz geminin biraz önceki gelen geminin bir tık küçüğü bu. He. Sismik US Navy'nin bir tık küçüğü. küçüğü. Sismik dalga jeneratörü olan ve fay hatları da inceleyen bir gemi. Evet. Bunlar fay hattı mı hocam? Orada gezindiği hat, ha, bölge. gezindi hat, gezindi bölge. Ha, burada dolaşmış bayağı. Dolaşıyor. Bu depremden Allah Allah. iki gün önce. Yakın girin önce. bakalım. Bu depremden iki gün önce bu gemi buralardaydı. Hangi Hatay depreminden önce? 6.4'ten yani önce. önce diyorsunuz. Hayır, Hatay, Maraş'tan önce mi? Maraş, hayır hayır. Maraş'tan Hatay'dan sonra önce. Hatay depremi olacak sonra. Bu gemi, bunlar buralarda, dolaşmış. Sürekli dolaştı. Allah evet. Pardon, şurada tarih yazıyormuş arkadaşlar. 19 februar yani 19 Şubat'ta 19 gezmiş. Şubatta. Şunu bir yakın görelim. Hani izleyicilerimizin aklında soru işareti kalmasın. 19 Şubat'ta saat 15 13 14 15 gidiyor bakıyorsunuz şurada. Evet yakında Bu gördük. Gemi hani soru bir... işareti kalmasın. Tarihi 19 Şubat. Hersel Woodie Williams gemisi buralarda geziyor. Geziyor. Ve bundan sonraki süreçte Hatay'da fay kırılmaları, Hatay'daki gökyüzündeki değişik olaylar meydana geliyor. Aynen Şimdi Türker Bey, biz şunu söylüyoruz. Buraya çıkan değerli konuklar da aynı şeyi söyledi. Bizim amacımız olaylara farklı bir pencereden bakmak. Evet. Farklı bir ufuktan yaklaşmak. Şimdi burada herkesin suçu var. Ha neden bu kadar çok acaba gidip gelmiş sürekli burada? Ya Hocam de... şimdi bir şeydi Mustafa Hocam. Türker Bey'le her açıdan programı yaptığımızda hı hı. orada Simsıslardaki Karavanmaraş'ın mevzuundan sonra Onların bu kıptilikle ilgili Evet e, mesajına dayanarak bizdeki büyük depremden sonra Mısır'a yönelen bizim Hatay Mısır Hattı boyunca evet. e, Hatay'ın güneyinde Suriye Lübnan ve Mısır Hattı boyunca çalışma yapabileceklerini konuştuk evet. ve bizde olan ikili depremin ikiz depremin akabinde bir ikiz deprem daha olabileceğini konuştuk depremden birkaç gün önce. Evet. Hatay depremi değil. Ikiz... Ne? 51 alabilir miyiz? 6-4-5-8. Yani. Mustafa Hocam'ın az önce bu şeyde verdiği koordinatlar bizim tam bahsettiğimiz hat üzeri. Evet. Çünkü burada belli ki e, tetiklenebilecek yeni fay hatları evet. da var. 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 Şimdi bu Daha metal... çok var. Oradan çok bekleniyor deprem çünkü. Çok bekleniyor. Kıbrıs'a doğru. Şu, şu anda bu. Akabe Körfezi'ne doğru. Evet. Bu nedir hocam? Bu petrol aramak için kullanılan metal tüpler su ve hava basabiliyor. Expo hazır olsun arkadaşlar. Su ve e, hava basabiliyor. Bir de bu tüpler. Bu tüpleri biz şu şekilde bir fay hattı yakınında patlatırsak neler olabilir? Değerli deprem uzmanları daha net açıklayacaktır bu konuyu. Bu kullanılıyor mu yani dünyada bu tip bir teknik? Tabii ki kullanılıyor. Şu anda halen daha kullanılıyor. Özbekistan'da çok testleri Özbekistan'da yapıldı. testler yapıldı. Amerika'da Nevada'da kullandılar 3.6 şiddetinde deprem yarattı. Denizde kullandılar. Okyanusta çok kullandılar. 4.2 deprem İşte diyorlar herhalde. ki 4.5 dörtlük deprem olur da 6'lık 7'lik olur mu Peki, diyorlar. Peki tetikleyemez mi? Programın başında söylediğiniz insan, Tetikler. insan kaynaklı deprem sayısını verdi. Evet. Birbirisi. Evet.